bozuldu. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızdaki bu 3. videomuz ve bugün size İngiltere'de yaşamanın avantajları ve dezavantajlarından bahsedeceğiz. İlk dezavantaj olarak Londra'da kiralar ve ev satın alma çok pahalı. Bu arkamda görmüş olduğunuz evler 2-3 milyondan başlar. 2-3 milyon pound yani. Kiraları zaten bu bölgede bulamazsınız. Bulsanız bile onlar zaten pahalıdır. Ev satın alma prosedürü burada çok değişik yani bildiğiniz prosedürlerden değil. Ev satın alma prosedürü. Yani böyle hemen cebimizde depozito paramız var direkt verelim yani peşinat paramız var verelim alalım diye bir şey yok. Prosedür çok uzun sürer, kağıt kürek evrakları daha haddinden fazla uzun sürer, banka işlemleri ondan da daha da uzun sürer. Onun için yani cebimizde paramız var direkt gidip alalım, bir hafta içinde ev sahibi oluruz ya da 2 hafta içinde oluruz diye öyle bir şey kesinlikle yok. Her şey çok uzun sürer ve çok zor sürer. Yani depozito olarak önden para koymamamız lazım. Bankada 1 senelik işlenmişlik, düzenli bir geliriniz olması lazım. Size gelirinizin 5 katı. Yani yıllık gelirinizin 5 katını bir kişi alacaksanız bir kişi, 2 kişi beraber alacaksanız 2 kişinin gelirinin 5 katı mortgage veriyorlar, hani kredi veriyorlar. Ona göre ev alabilirsiniz. Yani bu insandan insana alacağınız eve göre de değişmektedir. Ama dediğim gibi Londra'da ev satın alma pahalı, kiralar da pahalı. Ve stresli. Evet. Diğer bir dezavantaj ise İngiltere'de üniversiteler paralıdır. İngiltere kendi vatandaşlarına burs verirken dışarıdan gelenlere hiçbir burs yoktur ve İngiltere vatandaşlarının ödediği paranın yaklaşık 2 katını öderler. Bunun üstüne de yurt paraları ve cep harçlığı eklenince de fazla bir miktar ortaya çıkar. Yani bizim ülkemizde olduğu gibi devlet üniversiteleri yok, paralı üniversitedir bütün üniversiteler. Buradaki sağlık sistemi ücretsizdir. Yani hastaneler burada ücretsizdir. Herkesin mahallesinin sağlık ocağı var. Biz onlara GP diyoruz. Ve acil bir şey olmadığında bunlar hep ücretsiz size karşılanıyor. Ama bunların bekleme süreleri bayağı uzundur. Yani bunu dezavantaj olarak da kullanabilirsiniz. Yani böyle de düşünebilirsiniz. Çünkü böyle bir şey var. Acil bir şey oldunuz mesela. Eliniz kesildi, bir şey oldu falan. Bunlar için gittiğinizde 4 saat, 5 saat beklersiniz. Ben 1,5-2 sene önce buraya geldiğimde grip olduyduk. Naz'dan beraber. Hastaneye gittik. Tam 4,5 saat bekledik ve bizi içeri aldılar. İşte bir baktılar, 5 dakika bir bakış yaptılar yani. Ve bize dediler işte eve gidin, parasetamol kullanın, hiçbir şeyiniz yoktur. 4,5 saat orada boşuna bekledik. Acil bir şeyiniz olduğunda mesela işte elinizi kestiniz ya da çok acil bir şey değil yani küçük bir şeylerdir. Onlar için sağlık ocağına gidersiniz. Daha büyük bir şey olduğunuzda direkt acile gidersiniz ama yani burada dezavantaj var. Çok uzun zaman bekleyebilirsiniz. İlk videomuzda bahsettiğimiz gibi İngiltere'nin en önemli dezavantajlarından bir tanesi ise burada hava her zaman soğuk ve her zaman kapalı. Şimdi olduğu gibi donuyoruz. Aynen. Yazımız bile değil. Çok az bizim burada. Yani 2 hafta ya yaz vardır ya da yaz yoktur yani. Ama bunu söylemem lazım. Yazı da Kıbrıs'ın sıcağından çok daha öter. Türkiye'de de Adana diyebilirim. Aynen. Güneş öyle böyle değil. İçin. Yani evde mesela klima olmasın uyuyamazsınız. O derece yani öyle bir sinir. Yani gece yarısı olsun, sabahın körü olsun her zaman sıcaktır. Ama dış dönemi de gerçekten çok soğuk. Bu videoyu zor şartlar altında çekiyoruz. Aynen. Ellerimiz çok soğuk. Hissetmem yani ellerimi. Herhalde yüzümüzden de belli olabilir. Ve hava saat 3 dediğimde kararır. Yani şu an hava 3,5 bir şey ve hava bildiğiniz derece karardı. Tam söyleyeceğim. Geçti. 3'te çıktık. Evet 3'te çıktık. 5'e 10 var şu anda. Videoyu aynen çektiğimiz gün 23 Ocak 5'e 10 var. Havaya bakın. Yani birazdan kararacak. Birazdan herhalde karanlık videoda çekeceğiz. Yani hava her zaman böyle işe gittiğimizde bile sabah 8'de işe gideriz ama biz akşam 5'te çıktığımızda hava çoktan kararmış bir şekildedir. Evet. Ve bu bizi depresif ve her zaman için olumsuz moda sokar. Bu insanlar bu da çok etkiler. İngilizler tabii buna alışmış olsa da bizim gibi daha önce güneşli ülkelerde yaşayan insanlar için bu çok zor bir şarttır. Ama yazda da uzundur yani. Uzundur aynen. 10.30-11'e kadar yani Nottingham'da biz kalırken 11'e kadar havada yani aydınlıktı yani aynen. Güneşi oldu ama aydınlığıydı yani. beni çok etkileyen dezavantajlardan birisidir. Güneş görmediğimiz için de D vitamini eksikliği insanlarda başlar. Yani İngiltere'de yaşayan insanların çoğunda D vitamini eksikliği vardır. Maalesef ki bu da güneş görmememizden dolayı. Evet. Benim için yaşadığım şehrin en güzel avantajlarından bir tanesi de değişik mutfaklara sahip olmasıdır. İngiltere'de çok farklı mutfak deneyimleri yapabilirsiniz. Benim gibi eğer siz de değişik tatlar tatmayı seviyorsanız İngiltere kesinlikle doğru bir adrestir bunun için. Ve bir de en güzel şey, gittiğiniz her yerde vegan ve vejetaryen ürünler de bulabilirsiniz. Buna benzer yemekler de vardır yani. Onun için hiçbir şekilde zorlanmazsınız. Bunun da sebebi özellikle Londra içindir yani. Bu Londra'ya indiğinizde her şeyi bulabilirsiniz. Sebebi çünkü Londra gerçekten tam kozmopolit bir yer olmasındandır. Her milletten, her dinden, her şeyden bir insan görebilirsiniz. Yani yolda yürürken her şeyle karşılaşabilirsiniz. Yani bütün ülkelerin mutfağını bulabilirsiniz. İşte Meksikan, Indian, Pakistan, Türk gerçekten çok. Hani tatlara baktığınızda tamam bir Türkiye'deki, bir Kıbrıs'taki gibi değil ama gene de her şeyi bulabilirsiniz. Yani bulamayacağınız bir şey yok. Bütün dünya mutfağını Londra'da, özellikle Londra'da bulabilirsiniz. Bu da buranın bayağı bir artısı. Evet, geldik yasal işlemlere, yani devlet işleri, bürokrasi işleri. İngiltere'de bu gerçekten çok uzun sürer. Yani bizi mesela kendi adıma söyleyeyim, Kıbrıs'ta bir şey yapacağımızda aman be öyle olur, böyle olur falan filan bunlar diyerek işte çok uzun sürer falan. Bu ülkeye gelin, bir tane sadece banka account açmaya çalışın. Baş ağrısı. National Insurance'dan var, yani sosyal sigorta numarası almanız lazım. Bu bayağı uzun sürer, en az 3 hafta. İşte gidersiniz, soru sorarlar, işte online lazım şey yapasınız. Yani prosedür çok. Ehliyet alacaksınız. Bayağı uzun bu da. Yani şu anda pandemi olduğu için olabilir, o daha da artar ama normal şartlarda mesela sınava girmeniz lazım. Yani teste girmeniz lazım. Test için en erken 2 hafta içinde verirler size. Teste girdiniz, arkasına sürüşe lazım giresiniz. O da uzun sürer. Yani burada devlet işi yapacağınızda İş yeri açacaksınız, şirket açacaksınız falan. Minimum kafadan 1 ay. Her şeyi yapabilmeniz için doğru düzgün. Yani bu da dezavantaj olarak da söyleyebilirim ama bir yandan da avantajı nedir? Her şeyi doğru düzgün yapabilmeniz içindir yani bu. Yani güzel bir şey ama çok vaktinizi alır. Yani hızlı bir şey yapmak istiyorsanız mesela ehliyet almak istersiniz. Hızlı arabanız olsun falan. Bayağı uzun sürer. Bu da güzel bir şey değil. Ve diğer güzel bir şey, insanlar burada çok naziktir. Mesela nasıl? Kaldırımda yürürsünüz. 2 kişi yandan gelir böyle. Siz durursunuz. Onlar çekilirse veya siz çekilirseniz böyle yapmanızda insanlar thank you der. Ya da siz de ona yani her şekilde karşılıklı bir şey söyleme durumunda kalırsınız. Mesela markette gittiğiniz adam kenara çekildi. Thank you der. Bir şey aldınız, para verdiniz kasada. Thank you. Bir şey oldu, sorry. Yani çok naziktirler. Ve bu bana göre güzel bir şeydi çünkü insanlara bir yerde bir saygıyı öğretir. Bu thank you sorry işi bir yerden sonra herkesin artık ağzında kaldığı için insanlar daha da saygılı olur. Yani sokaktaki bir insan bile buna alıştı yani artık. Herkes burada thank you veya sorry lafını her zaman söyler. Diğer videoda farklı yerlerdeyiz. Evet arkadaşlar, hava şartları yüzünden biraz önce konuştuyduk. Şu anda kar yağar. Bilmem kameradan gözükür mü? Çileşir yani birazdan yükselecek. Bu sebep yüzünden videoyu kesmek zorunda kaldık. Şu anda eve gidiyoruz. Orada devam edecek. Kar yağdığı yüzünden. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere şu anda ev ortamındayız. Hava şartları yüzünden dışarıda videoyu çekemedik. O yüzden videonun bundan sonrası evde devam edecek. Kar yağdığı yüzünden buraya geldik. Bu arada videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız lütfen. Ve paylaşmayı. Unutmayınız. Eğer burada da merak ettiğiniz, başka öğrenmek istediğiniz bir şeyler varsa yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Bir diğer dezavantajda bunu söyleyebilirim. İngiltere'de suç oranları gerçekten çok yükseldi. Özellikle Londra'da. Yani günden güne bunlar artmaktadır. Mesela 19 Ocak Salı günü 24 saat içerisinde sadece Londra'da 5 kişi bıçaklandı. Bu haberin de içeriğini eğer merak ediyorsanız Londra Gazete web sitesinden de bunu görebilirsiniz. Hani dediğim gibi İngiltere'de çocuk büyütme veya burada yaşama için bir düşünceniz varsa suç oranı tabii ki her ülkede arttı ama burada biraz daha fazla arttı. Özellikle bazı bölgeler aşırı yüksektir. Tabii bunlar için önlem alıyorlar mı? Alıyorlar. Çok ciddi derecede şeyleri var bunların, cezaları var. Ama gün geçtikçe maalesef ki burada bu suç oranları da artmaktadır. Biraz da güzel şeylerden bahsedelim. İngiltere'de her türlü hobi etkinliği ev sahipliği yapar. Hobiniz neyse ona göre bir şeyler bulabilirsiniz İngiltere'de. Ve bunun yanında da etkinliklerin çoğu bedavadır. Yani free dediğimiz şeyler vardır. Mesela bedava müzelerin sayısı oldukça yüksektir İngiltere'de fazlasıyla. Ve bir diğer güzel olan bir etkinlik açısından da pub life dedikleri bir şey vardır İngiltere'de. İngilizler iş çıkışları, özellikle cuma günleri saat 5'ten sonra pubların önü olduğunca kalabalıktır. Yer bulamazsınız, uzun kuyruklar vardır. Çünkü herkes hava ne kadar soğuk olursa olsun ellerinde biralarıyla işten sonra pub'a giderler. Yani bu ben bize... birebir görürdüm bunu. Mesela benim Nottingham'da açtığım kafenin City Center'ın içindeydi ve City'nin içindeydim. Yani City'de de kaldığımız için zaten görürdük, her zaman görürdük. Yani işten çıkardım mesela, kapattım saat 5 gibi, 5.30 gibi. Dükkanı kapattığımda City'nin dışına çıktığımızda 2-3 tane pub vardı mesela. Hepsinin önü dolu yani. Adam saat 5'te çıkar, karşı dükkanına geçer. Hemen birasını alır, dışarıda durur. Soğukta. Soğukta birasını içerler, sohbet ederler. Yani herkes aynı şekildedir. Kadını da aynıdır, adamı da aynıdır. Her şekilde muhakkak dışarı çıkıp birasını içer ya da içkisini içer, ona göre eve gider. Bunu özellikle yapmadan gitmezler yani. Özellikle cuma günleri zaten eve bile gitmezler. Pub'da yemeğini yerler, içkilerini içerler, eğlenirler. Gece sonunda taksilerine binerler, giderler. Kimse kesinlikle yarım bardak bile bira içse kesinlikle bu ülkede arabaya binmez. Çünkü cezası çok büyüktür. Hapis cezası var, ehliyetinize el konulur, sigorta alamazsınız, para cezası falan, onlar zaten ayrı. Yani bu bayağı bir etken, alkollü araba kullanmayınız. Evet, ama kısa olarak pub life'ları bence insanlara güzel bir moral olur. Etkinlik açısından bir sürü etkinlik var. Bunların çoğunun ücretsiz olması o daha da güzel bir şey. Yani hobiniz neyse ona göre bir etkinlik bulacağınızdan eminim. Sosyal hayat bu yönde insanların her ne kadar İngiltere'de yok dese de bence isteyene fazlasıyla var. Şeyler var aslında, şeyden de bunu bahsedebilir. Yani bu festivaller, çok büyük festivaller var, evet. Özellikle öğrenciler için. Yani aynen. Öğrenciler demeyeyim de yani 30 yaşın altı olan bütün insanlara hitap eden, yani 16 yaşından 30 yaşına kadar olan festivaller var. Ve yazda çok büyük festivaller olur yani bunlar. Binlerce insan katılır. Dünyanın her yerinden gelen. Dünyanın her yerinden gelir ve gelen insanlar da, ünlüler de aynı şekilde, DJ'leri, sanatçıları, artistleri, hepsi dünyanın her yerinden geldikleri için bayağı bir etkileşim alırlar. Bu çok güzel bir şeydir. Yaz döneminde bu festivallere katılmak güzel bir şey. Pub'lar konusunda yani İngiltere'nin her yerinde pub var ama Londra'da çok fazla var. Yani ne kadar gelişmiş olsa da Londra'nın içinde yüksek binaları gördüğünüz yerde bile muhakkak yeşil alana önem verirler. Çevrecidirler. Burada unutmamanız ve %100 bir şekilde, iyi bir şekilde bilmeniz gereken en önemli konu da, eğer buraya yerleşmeyi planlıyorsanız size bu altın 2 tane bilezik olarak elinizde olması gereken bir şey söyleyeyim. 1. İyi derecede İngilizce bilmeniz. 2. İyi bir mesleğe sahip olmanız. Sizi burada hem güzel bir iş bulmanıza imkan sağlayacak. Diğeri de, şimdi İngilizce bildiğinizde daha da iyi yerlerde daha güzel bir maaşla iş de bulabilirsiniz. Yani asgari ücret normal sabit bir ücrettir ama asgari ücretten daha iyi bir maaş alabilmeniz için iyi bir şekilde İngilizce bilmeniz gerekir. Bu gerçekten çok önemlidir. Çünkü İngiliz şirketlere başvurabilirsiniz, güzel işlere başvurabilirsiniz. İyi bir mesleğiniz varsa kendi başınıza iş yapabilirsiniz. Self-employed olarak ve bunda daha fazla para kazanabilirsiniz. Yani saatiniz daha yüksek mecrada olabilir. Yani bunun hakkında ben detaylı bir video çekeceğim. İşler konusunda nasıl işleri yapabilirsiniz, fikir verme konusunda. Eğer onu da tabii sizler de istiyorsanız yorumlara bırakabilirsiniz. Yani hangi mesleklerden bilgi almak istersiniz diye. Burada bir de referans çok önemlidir. Onu da... Referans avantaj mı dezavantaj mı bilemeyeceğim ama Yani İngiltere'de okula bile gireceğinizde, üniversiteye bile gireceğinizde, ev tutacağınızda, işe gireceğinizde her zaman için sizden referans isterler. Mesela biz şimdiki evimizi tuttuğumuzda diğer önceki acentemiz için bizden referans istediler. Ya da en basit örneği ve işe girdim, diğer çalıştığım yerlerden referans alırım. Bu referanslar nedir? İşte nasıl çalışır, zamanında gelirmişim, zamanında kirasını öderim, iyi bir insanlar. CV olarak değil yani bu. CV değil, kesin CV değil bu ve siz o yazılan referansa karışamazsınız. Yani mesela bizim önceki ev sahibimiz, şimdi yeni ev sahibimize yazı yazdı. İşte zamanında kiralarını öderlerdi, yani bir sorun yoktur, evi düzgün çıktılar evden çıkarken. Ha, işe girerken de ben mesela önceki çalıştığım yerlerden referans aldılar. Bunlar da işte işe zamanında geldi mi, işte kişiliği iyi miydi, düzgün müydü onlardan bahsediler. Buna kesinlikle siz karışamazsınız. Sizin önceki iş sahibiniz ya da ev sahibiniz kim nasıl isterse onu yazar. Üniversiteye gireceğinizde de önceki işte kolejdeki ya da lisedeki hocalarınız yazar sizin için, sizin hakkınızda yazarlar ve bunları verirsiniz. Yani İngilizler referansa çok ama çok önem verirler. Referans olmadan bazı işler gerçekten çok zorlaşır, hatta imkansız diyebilirim. Bizim referansımız olmasaydı biz şimdiki eve belki de giremeyecektik. Evet. Hatırlarım ki referanstan dolayı geciktik, bizim önceki acentemiz 2 gün bekledik, evet, girelim ve 2 gün bekledik yani sırf referans kağıtları daha hazır değildi diye. O yüzden gerçekten referans İngiltere'de çok önemli, iyi veya kötü de olsa. Bunu bilmem söyleyeceğim ama ev konusu açıldı diye söyleyeyim. Biz evi kiralarken okul diplomalarımızı bile verdik. Üniversite diplomalarımızı yani istedik. Üniversiteden mezun olduğumuzda da yani burada bir şeylere sahip olacak, işte iş bulacak, güzel bir iş bulacak diye bunun için diploma bile verdik yani. Ki adam görsün gerçekten evet. Bunlar işleri tamamdır. İş bulacak, bir iş bulacak, işte evime güzel bakacak. Profil çok önemlidir yani burada. Çünkü tam girdiğimiz zaman pandemi zamanıydı. Şimdi düşün biz ev kiralarken üniversite diplomamıza kadar verdik. Bir de ev satın alacağımızda işte ilk başta dediğimiz konuya geldi yani. Eve satın alacağınızda istenen evrakları haddi hesabı yok yani. Onun için aynen, referans ve kağıt kürek işlemleri burada çok zaman alır ve çok önemlidir kesinlikle. Avantajı İngiltere'de ise İngiltere'de ulaşım çok kolay ve çok ucuz. Her yere tren ve otobüsle rahatlıkla gidebilirsiniz. Bildiğim kadarıyla 13 tane ana tren istasyonu vardır İngiltere'de. Var. Küçükler ayrı, küçük olanlar ayrı ve İngiltere'nin Avrupa Birliği ülkelerine de trenle gitmeleri başladı. Ne? Yok hayır okudum. Saymadım, okudum. Evet. Araştırma. Bu trenlerle de yurt dışı ülkelerine rahatlıkla gidebilirsiniz. Dediğim gibi ulaşım çok kolay ve çok ucuzdur. Arabaya ihtiyacınız olmayabilir eğer arabayı karşılayacak gücünüz yoksa. Başka? Bir diğer konu ise çevrecilik konusunda gerçekten çok iyidirler. Şu anda şey yaptılar yani bir planlama yaptılar. 2030'dan sonra bütün arabaları elektrikli araba olarak planlarlar yani bütün İngiltere genelinde. Bunu da nasıl yapacaklar? Hep elektrikli arabalara daha fazla destek verecekler. Elektrikli arabaların çoğalması için daha fazla destek programları artacak. Bunlar ileriye dönük çok büyük bir artıdır. İşte egzoz emisyon konuları falan. Bunlar gerçekten artıdır. Bunun artısı olarak 2030'un hedefi için bisikletlere ve bisiklet alımına ekstradan bir destek verilirdi. Yanlış hatırlamazsam bir ay önce 50 pound ile 100 pound arası gibi bir destek açıkladılar. İşte yeni bisiklet alacaklar olanlar için. Bir hedef koyuyorlar ve bunu yapmak için şimdiden başladılar. Yani 2021'de ilk, 2020'de başladı mesela bütün sistemleri oturtmaya. Adamlar 10 senelik bir program yapıyor ki diyor ki 2030'da benim ülkem elektrikli araba olacak, solar sistem olacak ve çevreci olacaklar diye. Ve bu da bana göre güzel bir şey. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizi buraya kadar izlediyseniz size teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve videomuzu paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda merak ettiklerinizi yorumlarda bırakabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.